Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilde çatı ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda atasözlerinin hangisinde çatı özelliği aranmaz demiş. Açıklamaya bakalım. Yüklemi isim veya isim soylu bir sözcük olan cümlede çatı aranmaz. Tek kanatlı kuş uçmaz. Uçmak fiildir arkadaşlar. O yüzden burada çatı aranır. A seçeneğini elemiş olduk. Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Yapmak fiildir. Dolayısıyla burada da çatı aranır. Bunu da elemiş olduk. İp inceldiği yerden kopar. Kopmak fiildir. Bunu da elemiş olduk. İşleyen demir ışıldar. Işıldamak fiildir. O yüzden bunu da elemiş olduk. İki el bir baş içindir demiş. İçin edattır. Edatlar isim soylu sözcüklerdir. Bundan dolayı burada çatı aranmaz. Doğru cevabımız da bu yüzden B seçeneği olacaktır. İkinci soru, dizelerin hangisindeki fiil nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Arkadaşlar, nesne yüklem ilişkisini soruyorsa bize biz neye bakacağız? Fiilin geçişli ya da geçişsiz olup olmadığına bakıyoruz. Eğer fiil nesne alabiliyorsa geçişli, alamıyorsa geçişsiz. Yüklemin başına onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsiz fiildir. Şimdi seçeneklere bakalım. Gözünün yaşına bakmadan gider. Onu gider desem anlamsız oluyor. Dolayısıyla gidermek fiili nedir burada? Geçişsiz bir fiildir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Onu artıyor desem yine anlamsız olduğunu görüyoruz. O yüzden bu da nedir? Geçişsizdir. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Fark ettim fiil. Onu fark ettim desem anlamlıdır. O yüzden bu geçişli bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Onu ayrıldı desem anlamsızdır. O yüzden ayrılmak fiili geçişsizdir. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Onu duruyor desem bu da anlamsızdır. O yüzden bu da geçişsiz bir fiildir. Üçüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır demiş. Ölüler bağırıyor mezarlarından. Bakın bağırıyor fiil. Kim? Ölüler özne. Nereden? Mezarlarından. Dolaylı tümleç. Nesne alamadığı için bu fiil nedir arkadaşlar? Geçişsiz bir fiildir. Yolcular oturun taşlarımızda ifadesinde oturun fiil ve yüklemdir. Kim? Yolcular özne. Nerede? Taşlarımızda dolaylı tümleç. Bakın bu da nesne alamadığı için oturun fiili. Bu da geçişsizdir. Onları deviren biziz toprağa. Biz attık onları böyle ayağa. Attık yüklem ve fiil. Kim attı? Biz özne. Kime attık? Onları. Bakın ne yapmış arkadaşlar? Belirtili nesne almış. Dolayısıyla atmak fiili nesne alabildiği için nedir? Geçişlidir. Sakın atlamayın kenarlarından. Atlamayın yüklem ve fiildir. Kim? Siz. Gizli özne. Nereden? Kenarlarından. Dolaylı tümleç. Nasıl? Sakın. Zarf tümleci. Atlamayın sözcüğü de nesne alamadığı için arkadaşlar geçişsiz bir fiildir. Ölüler bağırıyor mezarlarından. Yolcular uzanın yere upuzun ifadesinde. Bakın uzanmak yüklem ve fiildir. Kim uzansın? Yolcular özne. Nereye? Yere. Dolaylı tümleç. Nasıl? Upuzun zarf tümleci. Arkadaşlar uzanın sözcüğü de nesne alamadığı için bu da geçişsiz bir fiildir. Diğerlerinden farklı olan, nesnesine göre farklı olan hangisi? Attık sözcüğü nesne alabildiği için geçişlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Her şeye burun kıvırması çok kızdırdı. Dursun. Her akşam romanın son sayfasını okurdu. Okurdu yüklem. Okuyan kim? O. Gizli özne. Neyi okurdu? Romanın son sayfasını. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Ne zaman? Her akşam zarf tümleci.
Görmüş olduğunuz gibi burada nesne var. Geçişli bir fiil. Fakat nesne almayanı sormuştu. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Misafir geleceği için evi iyice temizledi. Temizledi yüklem kim? O gizli özne. Neyi temizledi? Evi belirtili nesne. Nasıl? İyice zarf tümleci. Niçin evi iyice temizledi? Misafir geleceği için. Bu da zarf tümleci olur. Bakın bu da nesneyi almış geçişli bir fiil. Cümle içinde kullanıldığından dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Akşam olduğu için kalkıp evine gitti. Gitti yüklem kim? O gizli özne. Nereye gitti? Evine dolaylı tümleç. Nasıl gitti? Kalkıp gitti zarf tümleci. Niçin gitti? Akşam olduğu için. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar bakın bu hem geçişsiz nesne de almadığından dolayı bunu denemiş oluruz. Hiçbir zaman beni tam olarak anlayamadı. Anlayamadı yüklem kim? O gizli özne. Kimi anlayamadı? Beni belirtili nesne. Nasıl? Tam olarak zarf tümleci. Ne zaman? Hiçbir zaman. Bu da zarf tümleci. Burada geçişli bir fiil ve nesne almış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Gelelim A seçeneğine. Her şeye burun kıvırması çok kızdırdı cümlesinde. Kızdırdı yüklem. Ne kızdırdı? Her şeye burun kıvırması. Özne. Kimi kızdırdı? Onu desem arkadaşlar. Cümlede bir bozulma oluyor mu? Anlamında bir değişme. Bakın olmuyor. Olmadığı için kızdırmak fiili nesne alabilme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıda verilen dizelerden hangisinin yüklemi nesnesi olan bir fiil değildir demiş. Gezdirsin boşluğu ense kökünde, gezdirsin yüklem kim, o gizli özne, neyi, boşluğu belirtili nesne, nerede, ense kökünde. Bakın burası dolaylı tümleç, yüklem nesne almış arkadaşlar, o yüzden bu nedir? Geçişli bir fiildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Bir anda kül etti can elmasımı, kül etti yüklem. Kim? O gizli özne. Neyi? Can elmasımı belirtili nesne. Nasıl? Bir anda zarf tümleci. Arkadaşlar bu yüklem de nesne alabilmiş. O yüzden bu da geçişlidir. Bunu denemiş oluruz. Ateşten zehrini tattım bu okun. Tattım yüklem. Kim? Ben gizli özne. Neyi tattım? Ateşten zehrini. Belirtili nesne. Neyin? Bu okun. Bakın bu da yine belirtili nesnedir. Bu da nesne almış. O yüzden bunu denemiş oldum. Kapandım yatağa son çare diye. Kapandım yüklem. Kim? Ben gizli özne. Neye kapandım? Yatağa dolaylı tümleç. Neden? Son çare diye. Bu da zarf tümlecidir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapandım sözcüğü nesne alamamıştır. Bundan dolayı bu fiil geçişsiz bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Sokmuş yüklem. Sokan ne? Akrep özne. Neyi sokmuş? Ruhumu. Belirtili nesne. Nasıl? Nokta nokta zarf tümleci. Sokmak fiili de nesne alabildiği için bu da nedir arkadaşlar? Geçişlidir. Bundan dolayı biz E seçeneğini denemiş oluruz. Altıncı soru, altı çizili fiillerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından bu dizede geçen fiillerle özdeş değildir demiş. Yani aynı olmayanı soruyor arkadaşlar. Sular sarardı, sararmak fiil. Yüzün perde perde solmakta, solmakta fiil. Peki onu sarardı desem anlamsızdır. Dolayısıyla bu geçişsizdir. Onu soldu desem bu da anlamsız olur. Bu da nedir arkadaşlar? Geçişsiz olmuş olur. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bakın onu çıkacaksın desem bu da anlamsız oluyor. Bu da geçişsiz bir fiildir. Onu bakacaksın desem bu da anlamsız oluyor. Bu da geçişsiz bir fiil. Onu seyret desem anlamlı. Anlamlı olduğu için bu nesne alabilir. O yüzden bu geçişlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine biz diğer seçeneklere de bakalım. Onu durur desem anlamsız, geçişsiz. Onu benziyor desem bu da anlamsız. Bu da nedir arkadaşlar?
geçişsiz bir fiildir. Yedinci soru, cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Çalışma odasını hep temiz bırakırdı, onu bırakırdı desem anlamlı, geçişli. Beni her gün okul kapısında beklerdi, onu beklerdi dersem anlamlı, geçişli. Babası onları her şeyden çok düşünürdü, onu düşünürdü desem anlamlı, geçişli. Teyzesi çocuklarına gözü gibi bakardı, onu bakardı desem anlamsız, anlamsız olduğu için de bu geçişsizdir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Her akşam birkaç sayfa yazı yazardı, onu yazardı desem anlamlı, anlamlı olduğu için de bu da geçişlidir. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Yemekten sonra bardaktaki suyu içti. İçti yüklem kim? O, gizli özne. Neyi içti? Bardaktaki suyu içti. Belirtili nesnedir. İçmek fiili nesne alabildiği için geçişlidir. Nesne de cümlede kullanıldığı için arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. Restorandaki en güzel masaya oturdu. Oturdu yüklem kim? O, gizli özne. Nereye oturdu? Restorandaki en güzel masaya, dolaylı tümleç. Oturmak fiili nesne alamadığı için geçişsizdir. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Çantasından çok eski bir yazma eseri çıkardı. Çıkardı yüklem kim? O, gizli özne. Neyi çıkardı? Çok eski bir yazma eseri, belirtili nesnedir. Dolayısıyla cümlede nesne kullanıldığını görüyoruz. Geçişli bir fiildir. Nesne de cümlenin içerisinde yer aldığından dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Sabahtan beri konferans salonunda bekliyordu. Bekliyordu yüklem kim? O, gizli özne. Ne zaman? Sabahtan beri zarf tümleci. Nerede? Konferans salonunda, dolaylı tümleç. Kimi bekliyordu? Onu. Bakın, beklemek fiili nesne alabilme özelliğine sahip. Fakat nesne cümlede kullanılmamış. Bu yine geçişli bir fiildir. Nesne de cümlede olmadığından dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçen akşam bahçede bir uğur böceği gördüm. Gördüm yüklem kim? Ben, gizli özne. Ne gördüm? Bir uğur böceği gördüm. Belirtili nesnedir. Nesne kullanıldığı için görmek fiili geçişlidir. Cümlede nesne olduğundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Dokuzuncu soru, aşağıdakilerin hangisinde verilen ikili cümlelerde geçen fiiller bu açıklamayı örneklendirmez demiş. Bakalım, Türkçe'de fiiller ya geçişli ya da geçişsiz olur. Ancak bazı fiiller hem geçişli hem de geçişsiz olabilir. Bu fiiller cümledeki kullanımına bağlı olarak bazı cümlelerde geçişli, bazı cümlelerde de geçişsiz olur. 100 metreyi çok kısa sürede koştu. Koştu yüklem kim? O, gizli özne. Neyi koştu? 100 metreyi. Arkadaşlar bakın, nesne almış. O yüzden koşmak fiili nedir? Geçişlidir. Öğrenciler bahçede saatlerce koştu. Koştu yüklem kim? Öğrenciler özne. Nerede? Bahçede, dolaylı tümleç. Ne kadar? Saatlerce, zarf tümleci. Nesne alamadığı için bu fiil nedir? Geçişsizdir. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. Bugün arkadaşlarımla çarşıda gezdik. Gezdik yüklem kim? Biz, gizli özne. Ne zaman? Bugün, zarf tümleci. Kiminle? Arkadaşlarımla, edat tümleci. Nerede? Çarşıda, dolaylı tümleç. Bakın, nesne alamadığı için bu nedir? Geçişsiz bir fiildir. Geçen yılda bu şehri gezdik. Gezdik yüklem kim? Biz, gizli özne. Neyi gezdik? Bu şehri. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Ne zaman? Geçen yıl, zarf tümleci. Burada gezmek fiili nesne aldığı için geçişlidir. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Anadolu yakasına vapurla geçtik. Geçtik yüklem kim? Biz, gizli özne. Nereye? Anadolu yakasına, dolaylı tümleç. Ne ile? Vapurla, edat tümleci. Arkadaşlar, geçmek fiili nesne alamadığı için geçişsizdir. Öndeki aracı süratle geçtik.
Geçtik yüklem kim? Biz. Gizli özne. Neyi? Öndeki aracı. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Nasıl? Süratli zarf tümleci. Bakın buradaki geçmek fiili nesne alabildiği için bu da nedir? Geçişli bir fiildir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Toplantı çok uzun sürdü. Sürdü yüklem. Sürenle toplantı özne. Ne kadar sürdü? Çok uzun. Zarf tümleci. Bakın sürmek fiili nesne alamadığı için geçişsizdir. Tarlayı geçen hafta sürdü. Sürdü yüklem kim? O. Gizli özne. Neyi sürdü? Tarlayı. Belirtili nesne. Ne zaman? Geçen hafta. Zarf tümleci. Sürmek fiili burada da nesne alabildiği için bu da nedir arkadaşlar? Geçişli bir fiildir. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Beni saatlerce burada beklemiş. Beklemiş yüklem kim? O. Gizli özne. Kimi beklemiş? Beni. Belirtili nesne. Ne kadar? Saatlerce. Zarf tümleci. Nerede? Burada dolaylı tümleci. Bakın bu nesne alabildiği için nedir? Geçişlidir. Geçen gün seni Üsküdar'da beklemiş. Beklemiş yüklem kim? O. Gizli özne. Kimi? Seni. Bu da belirtili nesnedir. Nesne alabildiği için beklemek fiili nedir arkadaşlar? Geçişlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız diğerlerinden farklı olduğu için E seçeneği olacaktır. 10. soru. Atasözlerinden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir demiş. Üzüm üzüme baka baka kararır. Onu kararı desem anlamsız. O yüzden bu geçişsizdir. Çok bilen çok yanılır. Onu yanılır desem anlamsız. Yanılır fiili nedir arkadaşlar burada? Geçişsizdir. Taşıma su ile değirmen dönmez. Onu dönmez desem yine anlamsız. Anlamsız olduğu için dönmez fiili geçişsizdir. Baykuşun kısmeti ayağına gelir. Onu gelir desem anlamsız. Anlamsız olduğu için de bu da geçişsiz bir fiildir. Terzi kendi söküğünü dikemez. Onu dikemez desem anlamlı. Anlamlı olduğu için de dikemez sözcüğü nedir? Geçişli bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir demiş. Ustasının yaptığı işi dikkatlice izliyordu. Onu izliyordu desem izlemek fiili anlamlıdır. Anlamlı olduğu için de geçişlidir. Şiirlerini yayımlatmak için dergilere gönderiyordu. Onu gönderiyordu desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için de bu da geçişlidir. Yolda çalışma olduğu için trafik ağır ilerliyordu. Dursun. Kendisine hep destek olan kardeşini çok seviyordu. Onu seviyordu desem anlamlı. Anlamlı olduğu için bu da geçişli bir fiildir. Her yerde yeni öğrendiği hikayeleri anlatıyordu. Onu anlatıyordu desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu da geçişli bir fiildir. Fakat yolda çalışma olduğu için trafik ağır ilerliyordu ifadesinde onu ilerliyordu desem anlamsızdır. O yüzden ilerlemek fiili nedir arkadaşlar? Geçişsizdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Akşam üzeri onunla beraber sahaftan kitapları aldık. Bakın onu aldık desem anlamlıdır. O yüzden bu geçişlidir. Televizyonda piramitlerin nasıl yapıldığına dair belgeseli izledim. Onu izledim desem anlamlıdır. İzlemek fiili de geçişlidir. Edebiyat öğretmenimiz tabiat konulu bir hikaye yazmamızı istedi. Onu istedi desem anlamlıdır. O yüzden bu da geçişli bir fiildir. Vapurdaki yolcular ellerindeki simitleri martılara atıyordu. Onu atıyordu desem bu da nedir arkadaşlar? Anlamlı olur. Anlamlı olduğu için atmak fiili de geçişlidir. Herkes bir anda ortaya çıkan adama bakıyordu. Onu bakıyordu desem anlamsızdır. Anlamsız olduğu için de bu nedir? Geçişsizdir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Cümlelerin hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır demiş. Yeni aldığı evi çok güzel temizlemiş. Onu temizlemiş desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu geçişlidir. Bayram için bütün odaları süslemiş. Onu süslemiş desem anlamlıdır. Anlamlı olduğu için bu da geçişlidir. Yüzü güneşten dolayı iyice yanmış. Dursun.
Annem sabaha kadar beni beklemiş, onu beklemiş desem anlam mıdır? O yüzden bu da geçişlidir. Okulda bu defa tiyatro dersini seçmiş, onu seçmiş desek yine anlam mıdır? O yüzden bu da geçişlidir. Yüzü güneşten dolayı iyice yanmış, onu yanmış desem anlamsızdır. O yüzden yanmak fiili nedir arkadaşlar? Geçişsizdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 14. soruya. Cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Pastadan oğluna bir dilim ayırmıştı, onu ayırmıştı desem anlam mıdır? Anlamlı olduğu için bu geçişlidir. Ona aldığım kıyafetler çok yakışmıştı, onu yakışmıştı desem anlamsızdır. Anlamsız olduğu için bu geçişsizdir. Dedesi birçok cephede savaşmıştı, onu savaşmıştı desem anlamsızdır. O yüzden bu da geçişsizdir. Bütün sınıf anlatılan hikayeye gülmüştü, onu gülmüştü desem anlamsızdır. Bu da geçişsizdir. Geçen gün onunla çarşıda karşılaştık, onu karşılaştık desek anlamsız. O yüzden bu da geçişsizdir. Ayırmıştı sözcüğü nesne alabilme özelliğine sahip olduğu için geçişliydi. Bu da diğerlerinden farklı olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.